sadece bir örnek olarak ekrana gelecek. Kendisini Müslüman olarak tanımlayan inançlı insanları kastetmiyorum. Onları tenzih ederim. Fakat onların üzerinden ya siyaset ya da ticaret anlamında rant elde etmeye çalışan odaklar var, tarikatlar var, isimler var biliyorsunuz. Onların en renklilerinden biri de kendisini Cübbeli Hoca diye bir marka yaratarak kendisinde Ahmet Mahmut Ünlü galiba değil mi? Evet. Adı o şahıs. Şimdi onun bir görüntü için özür dilerim çok parlak değil fakat söyledikleri o kadar çarpıcı ki görüntüye rağmen almak istedim. Senin söylediklerine şöyle sanki tam oturuyor gibi. Bir izleyelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Devam edelim. Sizin gibi avanaklar 35 senedir beni sohbete devam ediyorsunuz. Çünkü kafanız çok çalışmadığından hala hocam hocam diye bana hürmet ediyorsunuz. Siz yani biraz saf adamsınız. Saf ama hakikaten azarsınız. Hacı abi çok akıllıdır, uyarıktır. Ne mal olduğumu anlamış. Ben inanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. İnanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. Cübbelisi de fazladır yani. Ama Allah için söylüyorum. Ben de çok iyi bir nane değilim. Ben hemen kendimi kötülüyorum size. Şimdi siz avanaklar diyor karşısındakilere. Ona hani bir işte evliya neredeyse muamelesi çeken insanlara. Öyle bana diyor, beni her söylediğimi diyor, yalan yanlış dinleyip duruyorsunuz diyor. Şimdi renkli bir kişilik olduğu için bunu bir şaka olarak belki gülüp geçiyor olabilirler. Ama neticede itiraflar dedim, hakikaten itiraf gibi. Bu biraz ne? Biraz taktik. Taktik mi? Ne taktiği? Şimdi Müslümanlık kültürü içerisinde, inanç kültürü içerisinde kendini yerme, kendini alçatma, kendini... Ama bu kendini değil, karşısındakini avanak diyor. Hayır ama kendine acıdı. Diyor ya ben de bir halt değilim. Hani bina, ama tamam da o karşılıklı bir şey. Yani diyor. Siz de bir şey değilsiniz, ben de bir şey değilim diyerek bir biliyorsunuz alçak gönüllüğünün en temel şeyi... Bu alçak gönüllük mü? Bir dakika, tam anlatayım. Sahteliktir aynı zamanda. Yani şöyle der ya hani hatırlar mısınız şey Fethullah Gülen de çok sık kullanırdı. Ben bir çobanım. Bir hırkam var bilmem filanım var falanım var. Bu kendini düşük göstererek yükseltme çabası aynı zamanda. Şimdi karşı tarafa avanak da der. Ama bir şey söyleyeceğim. İşte ben hayat bana dindarların, dincilerin gerçek Müslüman olmadığını gösterdi. Peki bir örnek daha vereceğim. Onun üzerinden gidelim. Şimdi siyaset sahnesinde bir şeyler oluyor. AKP'de çözülmeler var. Bunun işaretlerinden biri de çevresinde bir zamanlar çok yakın olan insanların artık hani karşı safa geçmiş gibi olmaları. Bakınız Bülent Arınç TV5'te bir programa telefonla katıldı. Orada çok enteresan şeyler söyledi. Ben bir bölümünü paylaşmak istedim sizinle. Diyor ki bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceği bir gün göreceksiniz diyor. Yani gidiş o yönde diyor. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar bir kenarda durur. Onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir. Şimdi hamasi konuşmalar, hamaset kokulu konuşmaları seviyorlar ama iş cebine geldiğinde ha bir dakika orada dur diyorlar diye. Şimdi bunu söyleyen o mahalleden biri, senin çıkıp geldiğin mahallenden biri. Bu mudur yani senin hani kibarca anlatmaya çalıştığın ama bu mudur? Ama bu şimdi normal bir siyasetçi diliyle toplum refleksini kendince analiz etmeye çalışıyor. Toplumun diyor karnı açsa benim de biraz önce söyledim. Yoksul insana felsefe anlatamazsın. Yoksul insana adalet yokluğundan bahsedemezsin. Yoksul insana demokrasi yokluğundan bahsedemezsin. Yoksul çünkü ekmek onun derdi ekmek. Benim çok büyük endişemdir mesela. Türkiye giderek dalga dalga derin bir yoksulluk girdabına girdiği için biz bir süre sonra siz de ben de toplum gözünde negatif bir figür haline gelmek durumunda kalacağız. Niye?
Çünkü biz çıkıp diyeceğiz ki demokrasi yok, özgürlük yok. Toplum bize şöyle diyecek, ne saçmalıyorsun ya, ben ekmek bulamıyorum, sen demokrasi. Demokrasi ve özgürlük, adalet ülke için lüks talepler haline geliyor giderek. Şimdi bu başka. Ama orada şöyle bir yanılgıya düşmemek gerektiği kanaatindeyim. Bu tip uyarılar, bu tip homurdanmalar çözülme anlamına gelmez. İktidarlar ya da partilerin seçmeninin homurdanmasıyla o partiden kopması aynı şey değil. Şimdi siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. CHP seçmeninin yaklaşık yarısına yakını uzun yıllar genel başkanlarından memnun olmamalarına rağmen, mesela diyelim ki Deniz Baykal, değil mi? Memnun değiller, homurdanıyorlar, rahatsızlar ama gidip oy veriyorlar. Şimdi o kopmak çok başka bir durum. Kopmanın yolu buranın kötü olmasından ziyade, yani diyelim ki AK Parti giderek daha da kötüleşecek. Bana göre şu anda bitmiş durumda. Sözü yok, çözümü yok, heyecan veremiyor, yeni bir vizyon ortaya. İşte en büyük vizyonları Amerika'da bilmem kaç yüz milyar dolara mal ettikleri Türkiye'vi. Onu konuşacağız şimdi. Şimdi ya arkadaş, memlekette çocuklar ev bulamıyor, yurt bulamıyorlar. Milyonlarca insan iş bulamıyor. Her üç gençten biri işsiz. Sen 200 küsür milyon dolara Amerika'da bir Türk evi yapmışsın. Bundan gurur. Tamam. Bunu niye anlatıyorum? Esas olan oradaki çözülme değil. Esas olan o çözülen insanların gidebilecekleri adresi yaratmak. Fakat şimdi yeni adresler de belirmeye başladı gibi deniyor ya. Bakın hani kimi anket şirketi çok doğasında vardır bu işin. Filan partiyi biraz kayırır. Kimisi filan partiyi 3 puan 5 puan önde gösterir. ORC diye bir araştırma şirketi var ve biliyoruz ki bu AKP'ye mesafeli değil. Hatta iktidara AKP'ye yakın olduğu bilinen bir şirket. Onun dün paylaşmıştım, sana sormak istiyorum. Bir de bunun analizini yayınladı ORC. Onu söylemek istiyorum. Şimdi diyor ki bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz de AKP %32. Hatta kimi şirketlere göre %30'un da altında. Mesela Can Selçuk'un İstanbul araştırması %30'un altına düştü ilk defa diyor. Şimdi mesela burada DEVA %4.5 görünüyor. Babacan'ın partisi. Gelecek %2.5 görünüyor. Az da olsa, şimdi bundan 2-3 ay önce, belki 6 ay önce bu partilerin toplamı 2 puandı, 3 puandı. Şimdi bakıyorsun 7-8 puana yükselmiş DEVA ve Gelecek oradan. Yani yeni adresler beliriyor, dahası İYİ Parti yükselişte. Şimdi bir de analizine bakalım ORC'nin. Şöyle bir şey söylüyor ORC araştırmanın analizinde. En önemli